Efendim bu haftaki sorumuz şu. Bıyık erkeğe yakışıyor mu, yakışmıyor mu? Siz yakıştırıyor musunuz? Bunu soracağız halkımıza. Bakalım hangi cevapları alacağız biz de merak ediyoruz. Abi sence erkek bıyıklı mı olmalıdır, bıyıksız mı olmalıdır? Vallahi bizim Türk erkeklerimiz hepsi bıyıklı abi. Bıyıklı daha güzel oluyor, daha yakışıklı oluyor, daha çekici oluyor abi. Yani ben kendi bildim bileli bıyığım bıraktım. Neden abi? Erkeğin aksesuarı mı? Bıyık bıraktığını zannedenler var. Herkesin kendi özgürlüğüne layık. Ben yani doğdum boğdum. Yani sakalım olduğu günden bu yana ben bıyıklıyım yani. Alıcısına göre değişir. Erkeğin olmazsa olmazı bence. Bıyığın sahibine göre de değişir. Bunu korumak da bir şereftir kardeşim. Bıyığı olmadığını zannederler var. Böyle böyle buralarına kadar uzatanlar var. Bıyıklı erkek sadece dudakları çirkin olan erkeğe yakışıyor. Kamuflaj. Bıyıksız erkek kokmayan gül gibi. Kel tavuk gibi derler. Eti çiğ köfteye benzer böyle. Çok değişik olur. Sende niye yok abi? Ben şu an hala tam gencim, tam bile olgunlaşmamış. Biraz daha olgunlaşsam bıyık bırakmayı düşünüyorum yani. Bıyıklı erkek daha karizmatik ve daha çekici geliyor bana. Bence de bıyıklı olmalıdır. Çünkü öbür türlü bebek gibi görünüyor böyle bir tuhaf. Bakın ne kadar güzel. Bir de yemek yedikleri zaman böyle ayran buralara geliyor. Böyle bembeyaz, çok iğrenç, çok itici. Atta karın yiğitte burun falan bıyık öyle bir eski atasözü vardır. Adam bıyığı değil de bıyığın adamı varmış gibi şeyler oluyor yani görüyorum. Bıyıklı erkek var bir de bıyıklı erkek var. Mesela geçen gün yolda yürürken birini gördüm. Yürüyen bir bıyıktı yani. Valla bıyık iyi ama hanımlara sormak lazım. Bence bıyıklı daha iyi. Tabii ki bıyıksız daha böyle baby face falan. Ben bıyık bıraktığım zaman herkes kıskanır.